Herkese merhabalar. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği kısa video serisine hoş geldiniz. Bugün prostat kanserinin tedavisindeki yenilikleri konuşmak için Doktor Yüksel Ürün hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi ilk olarak M0 kastrasyon dirençli prostat kanseri hastasındaki yaklaşımınızı merak ediyoruz. Evet, gerçekten son yıllarda M0 prostat kanseri e, pratiğimizde yeni çıkan ajanlarla birlikte değişmeye başladı. Burada tabii iki tane temel sorun var. Bir tanesi M0'ı nasıl tanımlayacağımız. Bu konuda yapılan üç tane çalışmaya baktığımızda e, metastaz olmama durumunun konvansiyonel görüntüleme yöntemleri dediğimiz kemik sintigrafisi ve tomografi ile yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bunlarda metastaz saptanmayan hastalar M0 olarak değerlendiriliyor hastanın hali hazırda androjen deprivasyon tedavisi alıyor olması ya da orşektomi yapılmış olması yani testosteronun kastrasyon düzeyinde olması gerekiyor. Burada bütün hastaların prognozu aynı olmadığı için doğru hastayı seçmek için bir biyobelirtece ihtiyacımız var. Burada da PSA ikilenme zamanı kullanıma giriyor. Çünkü şunu biliyoruz PSA ikilenme zamanı kısaldıkça hastalarda metastaz ve prostat kanserine bağlı ölüm gelişme riski artıyor. Bu üç çalışmada da gerek e, apalütamit'in, enzalütamit ve daralütamit'in çalışmasında hepsinde PSA ikilenme zamanı 10 ayın altında olan hastaların dahil edildiğini görüyoruz. Hatta hastaların bir kısmında 6 ayında altında ve bu süre kısaldıkça metastaza geçiş hızlanıyor. E, 3 çalışmada da primer sonlanım noktası olarak metastazsız sağ kalın kullanıldı ve üçü de bu sonlanım noktasını gerçekleştirmiş oldu. Takiben uzun dönemli takiplerde bunun genel sağ kalıma da yansımış olduğunu gördük. Dolayısıyla bugün için M0 dediğimiz kastrasyon dirençli prostat kanserlerinde yeni nesil antiandrojen tedavileri kullanabiliriz. Fakat ülkemizde özellikle PSMA temelli görüntüleme yöntemleri çok sık yapılıyor. Ve bu hastaların bir kısmına özellikle PSA2'nin üstüne çıktıktan sonra PSMA temelli görüntüleme yaptığımız zaman metastaz saptama olasılığımız yüksek. O durumda da bu hastaları metastatik hasta gibi tedavi etme yoluna gidiyoruz. Ancak sonuç olarak metasta saplayamadığımız, PSA'sı artmaya başlayan, testosteronu kastrasyon düzeyinde ve ikilenme zamanı 10 ayın altında olan hastaları androjen deprivasyon tedavisiyle birlikte yeni nesil hormonal ajanlarla tedavi edebiliriz. Teşekkür ederiz. Ee, yine yeni çalışmalardan PIS bir çalışmasındaki kastrasyon naif prostat kanserinde abireteron, dozetaksel, ADT'nin birlikte kullanılmıştı ve bununla radyolojik progresyonsuz sağ kalımın 2,5 yıllık bir fark e, ortaya çıkmıştı. E, bu konudaki e, düşüncenizi merak ediyoruz. Ru rutin pratiğimize yansır mı bu sonuçlar? E, PIS bir çalışması da geçen sene ASCO'da, bu yılda ESMO'da güncellemesi sunuldu. Aslında çalışmadaki temel soru dozetaksel değil. Çalışmadaki temel soru standart tedaviye abireteron eklemek ve radyoterapi eklemenin etkinliğini karşılaştırmak. Ee, çalışmanın başladığı dönemde standart tedavi ADT olduğu için hastaların yaklaşık yüzde %40 kadarı ADT artı abireteronla tedavi edilmiş. Ee, sonradan özellikle dozitaksel çalışmaları çıktıktan, yayınlandıktan sonra standarda girdiği için hastaların bir kısmında dozitaksel kullanmış. Dolayısıyla dozitaksel kullanmakta olan gruplarda tedaviye abireteron eklendiğinde gerek radyolojik progresyonsuz sağ kalım gerekse de genel sağ kalımın özellikle yüksek volümlü grupta oldukça belirgin olduğunu, yüksek volümlü grupta sağ kalım avantajının bir yılı geçtiğini, bir yılı bulduğunu, progresyonsuz sağ ise iki yılı geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla günlük pratiğe yansıma potansiyeli olan bir çalışma. Ben de günlük pratikte tedaviyi tolere edebilecek ki birlikte kullanımı ee, özellikle toksitelerde belirgin bir artışa da yol açmıyor. Ee, yüksek volümlü hastalara altı kür dozitaksel ile birlikte abireteron kullanılabileceğini e, düşünüyorum. Uygun hastalarda da önerilmesini gerektiğini düşünüyorum. Ancak düşük riskli hastalar için henüz kombinasyonu önermek çok doğru olmayacaktır. Burada çartıtla birlikte hayatımıza giren yüksek risk kavramının bundan sonraki süreçte de prostat kanseri tedavisinde hasta seçiminde yol gösterici olacağını bekleyebiliriz. E, artık kemoterapi mi, hormonal tedavi mi kullanalım noktasından belki de artık bunları birlikte kombine kullanalım noktasına gelmiş oluyoruz. En, en azından dozitaksel sonrası idame gibi de. Dozitaksel sonrası idame için aslında e, enzalutamitin e, çalışmalarında e, daha önceden dozitaksel kullanmış hastalar var buradaki soru Hani idame ziyade eş zamanlı eş zamanlı kullanım Tabii geri ödeme kurumları tarafından da onaylandığı takdirde yüksek riskli hastalarda uygun bir yaklaşım olacaktır Çünkü şunu biliyoruz prostat kanserinde kastrasyon direnci geliştikten sonra kullandığımız tedavilerle elde ettiğimiz sağ kalım avantajı maalesef kısıtlı O yüzden kastrasyon direncini önleyecek, geciktirecek, kastrasyon duyarlı dönemde sağ kalımı geliştirecek yaklaşımlar bizim için son derece kıymetli. Teşekkür ederiz hocam. Yine bir diğer merak ettiğimiz konuda da ASCO 2021'de Hı. açıklanan Vision çalışmasında prostat kanserinde e, lütesyum ile birlikte hormon hedefli ajanlar bir beraber kullanılmıştı. Yani siz pratiğinizde yine bu abiretaron, enzalitomit ve lütesyum tedavisini böyle birlikte kullandığınız hastalar var mı? Lütesyum tedavisini kaçıncı basamakta tercih ediyorsunuz? Ee, şöyle tabii PSMA temelli hem görüntüleme hem tedavi yöntemleri. Yani teranostik yaklaşımlar dediğimiz yaklaşımlar e, uzun zamandan beridir aslında ülkemizde kullanılıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde HDE'nin bunu tanımlaması geçtiğimiz yıla dayanıyor. Ee, ama biz uzun zamandan beridir aslında kullanıyoruz. Hem görüntülemede hem tedavide kullanıyoruz. Burada <laughs> Vision çalışması yapılırken aklımızdaki aslında esas soru, etkinlik kadar biraz da güvenlik problemiydi. Çünkü özellikle radyum ve abireteronun kombine kullanıldığı ERA çalışmasında raktür riskinde belirgin bir artış olduğunu görmüştük. Dolayısıyla bu ajanları birlikte kullanmanın daha etkili olabileceğine dair bir beklentimiz vardı. Ancak güvenlikle ilgili endişelerimiz söz konusuydu. Vision çalışmasında da daha önce kemoterapi artı yeni nesil hormonlardan birini almış olan hastalara e, ikinci bir hormonal tedavi ile birlikte lutesyum kullanımına izin veriliyor. Ancak o çalışmada sadece hormonal tedavi kullanımına izin var. Kemoterapi ya da iminoterapi ile kombinasyonuna e, izin yok. Ve birlikte kullanıldığında progresyonsuz sağ kalımda 5 ay, genel sağ kalımda 4 aylık bir sağ kalım avantajı sağlıyor. Toksitede de belirgin bir artış söz konusu değil. Dolayısıyla en azından kısa dönemki etkilerine baktığımızda güvenlik açısından ve etkinlik açısından kombinasyonun tek başına hormonal tedaviye oranla daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Henüz bu şekilde kombine kullandığımız çok fazla hasta olmadı. Ancak dediğim gibi radyuma oranla kombine kullanımının toksiteyi arttırma konusunda, güvenlik konusunda daha güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Lütesyumu nereye konumlandırıyoruz? Genellikle bir sıra kemoterapi almış ve bir sıra yeni nesil hormonal tedavi almış hasta olması gerekiyor. Ki elimizdeki datalara baktığımız zaman buradaki hedeflerimiz kabazistaksel, BRCA mutasyonu olan hastalarda PARP inhibitörleri ve lutesyum. Lutesyumun terapi çalışmasında da kabazistakselden en azından prostat yanıtları ve progresyon sağ kalım açısından önde olduğunu görmüştük. Dolayısıyla kemoterapi ve hormonal tedavi sonrası kabazistaksel kullanılabilir. Ancak burada hasta seçiminin önemli olduğunu söylemek ve hatırlatmak istiyorum. Bu hastalara mutlak surette PSMA görüntüleme yapılması gerekiyor. Ve hastada PSMA tutulumu olmayan lezyon olmaması gerekiyor. Lezyonların dominant olarak PSA tutan lezyonlar ve terapide olduğu gibi FTC negatif olması gerekiyor. Yani FTC pozitif, FTC PET pozitif, PSMA PET'i negatif olan hastaların lütesyum açısından uygun hastalar olmayacağını da akılda tutmak gerekiyor. Hocam kapsamlı cevaplarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, bir daha ben teşekkür bir ederim. Görüşmek üzere. Herkese teşekkürler.